Şimdi gelelim. Eğer bu konuda söyleyecek bir sözü olan yoksa ben konuyu değiştirmek istiyorum. Murat Bey, Bülent Bey tamam mıdır mevzu? Biz bizim açımızdan tamamdır. Peki, çok teşekkürler. O zaman geçelim. Şimdi bir TÜİK tartışması var. Bugün niye gündemde TÜİK? Ya aslında bir, bir süredir işte <laughs> CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun TÜİK'e TÜİK e gitmek istemesi, içeri alınmaması, onun doğurduğu bir tartışma zaten vardı. Fakat bugün CHP Ankara Milletvekili Ali Haydar Hak verdi. TÜİK Başkanı Said, Said Erdal ve diğer TÜİK yetkilileri hakkında CHP olarak suç duyurusunda bulunduklarını açıkladı. Peki ne diye suç duyurusunda bulunmuş? E, Cumhuriyet Başsavcılığı'na verdiği suç duyurusu şöyle... TÜİK kamu gücü ve kamu kaynaklarını kullanarak elde ettiği verileri gerçeğe aykırı olarak işlemektedir. Savcılığınız tarafından bahsi geçen suç şüphesi üzerine soruşturma başlatılması ve gerçek enflasyon oranlarının alanında uzman bilir kişiler ta, ta, tarafından hesaplatılması talebimizdir demiş savcılığa verdiği suç duyurusunda. Bunu konuşalım biraz. Ee, ben bir şey sorabilir miyim? İki tane Ankara daha doğrusu Ankara'da yaşayan, siyasette de uğraşan insanlar var. Üç, Zafer Çahin Ankara'da Yok, yaşıyor. E, Zafer burada olduğu için burada soracağım da, e, bu işin kronolojisine anlattı mı herkes? Ben hala hangi gün istendi, ne zaman gidilmeye karar verildi ve kabul edilmediğinin kronolojisi... O biliniyor ama. kimse Yok farklı farklı söyleniyor. Hayır hayır, aynı gün. Yani saat 10'da isteyip 11'de mi gelmek istiyor? Evet. Yani bu kesinleşti mi? Çünkü Murat ne oldu bu Daha konuda? önce bir gün önce istendi. Eee e, cevap verilmeyince gideceğim diye söylendiği için soruyorum. Şunun bir kronolojisini birisi anlasın da Murat ona bilir konuşalım. bence Murat Çelik bilir. Murat veya Zafer Şahin de bilir. Murattan dinleyelim sonra belki siz de ek, ekleme yaparsınız Zafer Şahin. Murat Çelik. Benim benim bildiğim kadarıyla şimdi o günün özelliği tabii biliyorsunuz. Ee, Kasım ayı enflasyon rakamlarının açıklanacağı sabahtı yani açıklandı ve ondan sonrasında yani saat 10'da rakamlar açıklandı 11'de e, Kemal Kılıçdaroğlu e, randevu istedim vermediler 11'de gidiyorum diye daha doğrusu işte. 11'e doğru yaklaşık herhalde 45-50 dakika vardı. Bakmam lazım o tweetin saatine. Ee, benim bildiğim kadarıyla e, o sabah randevu talep edildi. Ve randevuya olumlu bir dönüş. Hatta yani randevu vermiyoruz diye de değil herhangi bir dönüş olmamış. Bendeki bilgi o yönde. Bilmiyorum daha farklı bilgisi olan varsa onu Zafer. da e, bilmek isterim. Hemen Za Zafer'e soralım. Şimdi şöyle dediği gibi Murat Bey'in her ayın üçünde enflasyon rakamları açıklanır. Burada da yani CHP muhalefet yapıyor, kendince sert muhalefet yapıyor. Daha önce Merkez Bankası için de biliyorsunuz benzer bir şey uygulamışlardı. Merkez Bankası'ndan randevu istemişlerdi ama Merkez Bankası'nın yapısı TÜİK'ten farklı. Yani... Mete Bey'in sorduğu şey şu, Kemal Kılıçdaroğlu o gün saat 10.06'da bir tweet atmış. Şimdi Onur gönderdi bana tweet'i. Diyor ki TÜİK'ten randevu istedim vermediler saat 11'de geliyorum haberiniz olsun bunu söylediğinde saat 10.06 Mete Bey diyor ki bu randevuyu bir gün önce mi iki gün önce mi üç gün önce mi ne zaman istedi bu çıktı mı ortaya diyor değil mi? Ona, Soru ay, bu, ona değil göre mi? E, biz de hani yorum yapacağız sonuçta ben şöyle e, Ahmet Bey'i arıyorum Ahmet Bey'i e, e, söyleyin geliyorum mu diyorum Ahmet Bey'e ulaşın geliyorum mu diyorum. Yoksa e, bana ona göre bilgi verin. Hiçbir şey bilmiyoruz. Yani her defasında aynı şeyi tartışıyoruz. Hayır şöyle Mete Bey. Böyle bir usul yok zaten. Yani siz bir kamu kurumundan randevu istiyorsunuz. Randevu Ama sonuçta şeye gitmiyor. Olumlu mu? gelmezse kapıya ne dayanıyorsunuz. Ne zaman istiyor randevuyu? Onu bilemiyoruz. Ne zaman istediklerini Niye kimse bilemiyoruz. açıklamıyor? Ama orada Murat Bey'in dediği gibi. Üçü, ayın üçünün önemi şudur. Her ay enflasyon o, rakamları açıklanıyor. Tamam açıklanır. onu anladık yani. Şimdi tabii orada e, zaten onu söylüyorlar. Kemal Bey de aynı şeyi söylüyor. Açıklanan rakamları objektif bulmadıklarını belirtiyorlar ve bir baskı. Ama burada aslında genelde yapılan şey şu Ahmet Bey. Devlet kurumlarına yönelik bir güvensizleştirme, bir güven bunalımı oluşturma. Daha önce bürokratlara yapılan bir tehdit vardı. Hatırlayın. Onun biz somuta indirgenmiş örneklerini görüyoruz. Peki Merkez işte Bankası'na ben, gitmek, ben gitmek. Ben ana muhalefet lideri olarak TÜİK'in açıkladığı rakamlara güvenmiyorsam benim de bir sürü seçmenim var. Onlar da güvenmiyorsa onlar adına TÜİK'in, TÜİK'e bir şey söylemem lazım. Yap e söyleyin, basın toplantısı yapın ya da genel başkan yardımcılarınızı gönderin TÜİK'in kapısında. Basın toplantısı yapsınlar. Ya şimdi TÜİK dediğiniz yerde, TÜİK başkanı da sonuç itibariyle bir bürokrat, bir devlet görevlisi. Yani siz şimdi ana muhalefet partisi lideri olarak yanına bir kamera ordusunu alıyorsun. 15-20 kişi kapıya dayanıyorsun. Sonra diyorsun ki ya bana randevu vermediler, ben de işte içeri gireceğim. Şunu yapacağım, bunu yapacağım hani... Sabahtan beri devlet geleneğinden, usulden, adapten bahsediyoruz ya. Yok canım içeri ya, gireceğim falan e, yani, dediler e, ya. yani şimdi kapılar kapalıydı deniliyor. Kapılar kapalı, e, yani kapılar kapalı olacak e, tabii. Kapalıydı. Şimdi devlet geleneğinde böyle bir şey var mı? Geçmişte böyle bir örneği var mı? Ya bir taraftan usul, adap, bir de şunu da söyleyeyim. Bugün Alaydar Hak verdi mesela bu başvuruyu yapmış değil mi TÜİK'le ilgili. Yanlış hatırlamıyorsam 3-4 gün önce de Muharrem İnce... E, Merkez Bankası ile ilgili bir suç duyurusu yapmıştı. Orada da sanki hafif bir kopya çekme durumu da var gibi görüyorum. Böyle bir şey de söz konusu. Murat e, ama burada tabii şöyle bir espri var. Şunu kaçırmamak lazım. Yani o atıfta bulunduğunuz açıklamalar hani işte e, bürokratlara çağrı, işte devamı. Yani bu sistematik bir şey. Burada şöyle bir espri var. Kılıçdaroğlu şunu vurguluyor. Diyor ki, arkadaş siz devlet kurumlarının başındaki insanlarsınız ya da başında ya da işte alt kademelerde siz devletin memurları olmak zorundasınız. Kendi ifadesiyle söylüyorum. Sarayın memurları olamazsınız. Burada böyle bir vurgu var. Yani burada devleti yıpratmak gibi bir amaç ben görmüyorum. Aksine siz böyle davrandığınız için devleti yıpratıyorsunuz ve devlet kurumlarına olan güveni sarsıyorsunuz. Ben de muhalefet olarak bu tehlikeye dikkat çekiyorum ve sizleri uyarıyorum gibi bir ya ta şimdi tavır var. Ha evet, farklı da... bir tavır, alışık olmadığımız bir tavır. Ama CHP tarafından işin yani söyleniş şekli de bu. ya yoksa hani ya şunu da görmemiz lazım. Bakın TÜİK ve Merkez Bankası şimdi sokağa çıkıp yani halkın içinde yaşıyoruz. Sokağa bir çıkıp 10 kişiye bu iki kuruma ne kadar güveniyorsunuz diye sorsanız herhalde güveniyorum diyen sayısı 2'yi geçmez 10 kişide. Yani yapılan araştırmalarda hani vardı ya bir ara ordu için güvenilir güvenilmez işte güvenilirliğini yitirdi vesaire. Yapılan araştırmalarda yanlış hatırlamıyorsam geçen gün bir yerde okudum. Yani en güvenilmeyen kurumlardan biri çıkıyor TÜİK. Bu gerçeği de göz ardı etmemek. Valla şöyle. E, tabii Bey, siz devlet kurumlarını sürekli, şey sürekli karalamaya çalışırsanız. Sürekli onlarla ilgili bir güven problemi yaratmaya çalışırsanız. E muhtemelen kendinize yakın anket şirketlerinin de böyle sonuçlar bulduğunu söyleyebilirsiniz. Bu arada randevu bir gün önce istenmiş. Ha, bir, gün önce mi istenmiş? bir gün önce mi istenmiş? Bülent, Şimdi bakın Bülent, siz de Bülent bunu de... köşenizde yazdınız. Dünya Bankası'nın ulusal istatistik sistemlerinin performansı ve geliştirme çabalarına yönelik bir performans endeksi var. 178 ülke arasında Türkiye en iyi ilk 20'de. Siz de yazdığınız için hatırlatıyorum bunu. Ve TÜİK verileri de aralıklı olarak Aralıksız olarak denetime tabi, uluslararası denetime tabi. İstediğiniz kadar güvenmiyorum deyin. Uluslararası kuruluşlar tarafından 178 ülkede en iyi 20 arasında gösterilen bir TÜİK realitesi var. Bir de şu var Ahmet Bey. Sarayın memuru olmayın. Ne demek ya bu? Sarayın memuru olmayın ne demek? Ya bir kez daha söylüyorum. Kabul etsinler ya da etmesinler. Halk iki kez Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini onayladı. 2017 referandumunda ve 24 Haziran 2018 seçimlerinde bu halkın %50'sinden fazlasının oyuyla kabul edilmiş uygulanan bir sistemle idare ediliyoruz. Burada istediğiniz kadar efendim sarayın memuru şu bu bu falan deyin. Değil kardeşim Türkiye'de sistem değişti. Kabul edin artık bunu. Bülent Bey. Yarın öbür gün iktidar olursunuz. Yeterli çoğunluğa ulaşırsınız. Gidersiniz referanduma. Halk size onay verirse o çok istediğiniz parlamenter sisteme geri dönersiniz. Ama o gerçekleşene kadar da devletin kurumlarına kimse onlar sarayın memuru bunlar sarayın bürokratik gibi yaftalar yapıştırıp devleti tıkamaya çalışmasın. Bürokrasiyi Bürokrasiye aba altından sopa göstermeye çalışmasın. Sonuçta bu devlet hepimizin. O insanlarda devlet memuru. Ya nedir yani bu insanların üzerinde sürekli böyle bir demokrasinin kılıcı gibi işte gelirsem şöyle olacak bana dosyalar geliyor. Ahmet Bey bakın doğru tavır şudur. Eğer elinize bir yolsuzluk dosyası geliyorsa sorumlu bir siyasetçi olarak yapmanız gereken bunu cumhuriyetin savcılarına vermektir. Gereğini yerine getirmek üzere. Yok siz elinize dosya geliyor yolsuzlukla ilgili bunu getirmiyorsunuz. kamuoyuna diyorsanız bana dosyalar geliyor diyorsanız e, o zaman suçu örtbas ediyorsunuz. Öyle Sorum dedi. E tabi bana dosyalar geliyor dedi. Geliyorsa dosyalar Temal verin Bey kardeş. E, verin kardeşim savcılara. Kemal Bey misiniz? Evet. Verin savcılara.